Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi kutu açılım videosu yapacağız. Ne kutusu bu? Bu videonun başından da görmüş olduğunuz gibi RGB LED aldım. Şimdi onu açacağız. Neden böyle bir şey aldım derseniz de bir metre kadar şeyim var, ekipmanım falan. Ben de biraz böyle odamı eğlenceli bir yer haline getirmek için böyle bir şey aldım. Şimdi dilerseniz hemen kutu açma videosuna geçeyim. Hatta ben oturayım. Biraz ses gelebilir şimdi. Şimdi şuradan tabii kutu normalde böyle bantlı gelmiyor. Kargo geldiğinde annemlerin merak edip açması yüzünden ben de size böyle göstermek istedim. Normalde iki tane kutu olacaktı. Araya splitter gibi bir şey de alacaktım ışık kaybı olmasın diye. Çünkü ben 10 metre aldım. 10 metrelik LED. Hadi bakalım şunu da açtık mı? Burada artık uğraşmayayım. Tamam. Böyle. Kutu böyle gördüğünüz gibi. Şurada adresim yazıyordu, bantladım. Bir tek şurada Paşa Köşkü yazıyordu, o kadar da önemli değil. Kutu böyle gelmiş, kargo daha doğrusu. Şimdi bir dakika. Ve bu şey, ne denir? Fantezi poşeti diyeyim ben buna. Bununla birlikte gelmiş, şöyle. Tamam, bu kadarı yeterli. Yeteri kadar şey yaptık. Şimdi, ay, kameraya çarptım biraz. Ben şunu şöyle yapayım. Tamam. Şu mantlarımızı da atarız şimdi. Şöyle kargomuzu açalım. Şunu da açalım. Biraz fazla hışırtı sesi geliyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Böyle bir kutu. Bir led ve iki led geliyor. Piyasada isterseniz 20 metrelik LED alın, size her halükarda 5-5 gönderirler. Çünkü 5 metrenin üzerinde LED yapmıyorlar. Hemen şöyle üstünde yazanları da göstereyim. Şurada 12 volt, Çin malı gördüğünüz gibi. RGB yazıyor şurada. Bu kadar. Bu 50-50 farklı farklı sistemler var. Tavsiyem 50-50 almanız. Hemen şunu açalım. Havalı poşet bu arada ve hatta açılmış. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi buraya komple sarılmış. Bir de şey muhabbeti var. Silikonlu silikonsuz muhabbeti var. Benim masamı annemler genel olarak ıslak bezle falan ve benden habersiz olarak sildikleri için ben silikonlu aldım. Ne olur ne olmaz. Elektrikle ilgili bir şeyler olur falan. Veya işte bozulur falan diye. Şimdi kutuyu açalım. Kutunun içinden şöyle adaptör geliyor. Bunu şey yapıyor işte şehir elektriğini 12 volta kadar düşürüyor. Bu LED'e bağladığınız kısım ve can alıcı kısım kumanda. Ay, konuşamadım. Şimdi bu 44 tuşlu kumanda. Normal, ay bir dakika ters tutuyormuşum hatta. Bu 44 tuşlu kumanda. Piyasada az bulunuyor. Az bulunuyor derken böyle nadide bir şey değil. Ama genel olarak size 20 tuşlu falan dayayıp geçiyorlar. Onda şu özellikler falan genel olarak olmuyor. Şimdi hemen bunu da açalım. Şöyle. Kumanda. Bu kullanım şeyi. Bakalım hangi dilde. Burada tuşların ne işe yaradığı falan yazıyor şu küçük kısımda. Videoda çok net çıkmaz onlar. Şöyle kumandamız. Umarım pili vardır. Pili yoksa çalıştıramayacağım bugün. Neden çıkmıyor? Sun. Şöyle mi sıkmamız gerekiyor? Nasıl garip bir şeysin sen? Ha. Ah, oley oley oley. Tanrı'ya şükür. Pili var. Ama bu pil nasıl çıktı içinden şimdi? Öyle bir sıkıntı da var. Böyledir. Yüksek ihtimalle. Umarım böyledir yani. Yok. Şöyleydi.
Tuşları göstereyim. Şurada on off tuşu, burada durdurma tuşu, burada parlaklığı açıp kapatma. Yani açıp kapatma derken arttırıp azaltma. RGB'nin açılımı olan kırmızı, yeşil ve mavi. Ayrıca bunun diğer bir özelliği de beyaz. Buradan hepsinin tonları gördüğünüz gibi. Şurada da modlar var. Bu modlar işte mesela nefes alma, böyle yavaş yavaş yanıp sönüyor falan böyle. Hepsini teker teker göstereceğim. Burada şu kablo. Şimdi burası, bakayım doğru mu? Aynen, burası sensör. Buranın her zaman kumandanın odaklı kamera. Odaklar mısın canımcığım? Pek odaklamadı. Şu siyah kısım sensör. Kumandadan herhangi bir tuşa bastığınızda bu sensörü görmezse çalışmaz. Burası da adaptöre giren kısım olacak. Şurada. Kablo kısmı nerede? Heh, burada. İşte bunu buraya sokacağız. Hatta sokalım. Heh. Bir dakika. Burada birkaç bir fazlalık plastik var. Böyle kesim sırasında. Tamam. Bu kadar. Evet. Şurada adaptörümüzün devam kablosu. Açıl bakayım. Vay, yeşille sarmışlar. Sanki bana özel gibi. Böyle. Göründüğü kadarıyla bu kadar. Şunu da size bir açıp göstereyim biraz. Sonra ben artık masamı yapıştırırım. Bir yerlere yapıştırırım. Şöyle şurayı böyle biraz ezmişler sanki de. Umarım şurası sorun çıkarmaz. Şöyle göstereyim. Orası biraz ezilmiş ama. Bir şey olmaz bence ya. Görünüşü böyle. Böyle 3 tane led var. Her biri 3'er renkte yanabiliyor işte. Söylendiği gibi. Heh, bu kadar. Diğeri de umarım aynıdır. Hemen ona da bir bakalım. Ve aynı. Ve onu da öyle sıkıştırmışlar. Umarım ikisi de sıkıntı çıkarmaz. Çıkarırlarsa garantisi vardı sanırım. Bir de yanında şöyle bir zarf geliyor. Bu garanti belgesi. Normalde şurada adres yazıyordu. Ben ters çevirdim onu. Bu kadar. Tüm her şey şöyle. Böyle geliyor. Şimdi ben bunları kurayım. Sonra şey yaparız. Size gösteririm. Hatta size şeyi göstereyim mi? Aynen göstereyim. Niye bir de onunla şey yapalım ki? Şimdi bunda dişi erkek muhabbeti var. Burası dişi, burası erkek. Erkek kısmını elektriğe bağlayacağız. Şimdi şurasında sizde yüksek ihtimal görünmüyor ama şurada küçük bir ok var. Ve aynı şekilde burada da şu kırmızı ok var. Bunların birbirine tam olarak denk gelmesi gerekiyor. Yani nasıl böyle. Dur şöyle yapalım. Hah, tutturamadım. Kameranın arkasından bakmak zor. Bu kadar. Bu oldu. Hemen seni de takalım. Fişimiz yakında en azından. Ay. Elimden fırladı. Hemen gel. Tak. Hemen ben şunu fişe takayım. Fişe taktım. Aha. Aman tanrım çok güzel. Çok güzel. Dur. Bir dakika nerede? Bakalım. Kumandanın sanırım pilini yanlış taktım. Hemen onu düzelteyim. Yo, hiçbir şey anlayamadım. Şöyle baktığımızda bu burada olması gerekiyordu. Hah, bakın çalıştı bak. Mesela bu siyah kısmı avucumun içine alayım. Bakalım çalışacak mı? Bakın çalışmadı. Açtım. Çalıştı. Bakın. Ha, böyle şey oldu. Bakın. Ha. Her neyse. Bu kadar da şey değil. Mesela yakalım seni. Quick. Ha, o şu anki hali. Slow. Yavaşlatılmış hali. Bakayım. Auto. Şöyle siyah kısmı tutuyorum.
Ben pek bir fark göremedim. Sonra şu neymiş? Flash. Oo. Sinyal atma. Sinyal atma. Sonra Fade 7 var. Boom. Oo, nefes alma gibi. Çok güzel görünüyor. Şu an videoda biraz parlak çıkıyor ama baktığınızda o kadar güzel görünüyor ki. Fade 3 var. Bastım. Bu daha bir yavaş sanki. Fade yok, jump 7 var. Ha, bir anda zıplıyor. Bir de jump 3 var. Sanırım bu sayılar renk sayısını belirtiyor, 7. Aynen, renk sayısını belirtiyor. Fade 7 bence en mantıklısı. Bilmiyorum, en çok hoşuma giden oydu. Şimdi ha, bunu buradan hızına ayarlıyoruz. Bakın, burada slow tuşu var. Şu an gördüğünüz gibi çok yavaşladı. Bakın, hızlandırıyorum şu an. Şöyle. Bakın, hızlandı gittikçe, gördünüz mü? Burada slow, quick, slow tuşu var. Şimdi nerede, bir dakika. Yeşilde kaldı. Mükemmel. Şimdi şu üstteki tuşlardan bunun parlaklığını açıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle. Bir dakika, bu arttırma o zaman. Niye olmuyorsun dostum? Olmuyor. Neden? Allah Allah. Çözemedim ama bir sebebi vardır illa ki, o hallolur. Devam et. Dur. Devam et. Dur. Devam et. Dur. Bence güzel. Bayağı hoşuma gitti. Bu arada kumanda ince, hoş, güzel. Yani böyle mesela bir kenara koyarsanız canınız mı sıkıldı? Bas baba beyaza. Bas baba maviye. Bas yeşil. Hop kırmızı. Turuncu yap. Aç rengi. Aç aç aç. Sarı yap. Turkuaz yap. Pembe yap. Yap babam yap. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Normal tanıtım bu kadar. Bilmem, artık zamanım kalırsa ben bunu odama döşedikten sonra size o kısmını da şeyini atarım. Atarım değil. Videoya koyarım. Şu anlık veda ediyorum size. Bu bölümlük benden ve LED'imden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada beni bugün çok mutlu eden bir olay oldu. Kanalın toplam izlenmesi 1000 oldu. Tam olarak 1000. Hatta bugünün hemen tarihine bakayım. Bugün bir dakika. Bugün Aralık'ın 18'i, Pazartesi 18.46. Tam olarak 1000 izlenme olduk. Hatta resmini de koyarım, yapabilirsem. O zaman bay bay.